Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Efendim çok kısa tutsak hemen sizi. Çok kısa. Arkadaşlar da geliyor hemen. Bir iki demet çok. Ama öyle bir vakit yok. Sonra sonra yapalım arkadaşlar. Vaktimiz var efendim. Şöyle kadar değilim efendim. Arkadaşlar. Bir dakika. Sakin. Adem. Evet. 10 dakika. Bir tane rica edeyim. Bir tane daha alıyorum. Evet, soruları kısa alıyoruz. Aşkın Hanım. Yunus, otomobil bir kesin. Aşkın Hanım efendim merhabalar diyelim. Merhabalar hepinize hoş geldiniz. Sarılar içerisinde çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim hepinize. Bugün sizin için aslında en özel günlerden bir tanesi Harbiye günü. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle bugün için? Neler söyleyeceğim? Öncelikle Harbiye benim hayatımda çok önemli. Niye? 1990 yılında ilk çıktığım konser Harbiye. Açık havadaydı ve 10 şarkım vardı sadece. Finalde seyirciler memnundu ama yastık atmaya başladılar sahneye. Ve çok korktum, beğenmediler diye düşünmüştüm. Çünkü ilk defa çıkıyorum ve tanınmak ve tanınmamak arası bir durumdayım. Halbuki çok beğendikleri için bir daha. Neyse çok şükür çıkıp 10 şarkı daha söyledim. Yine aynı şarkıları söyleyerek çok muhteşem bir geceye imza atmıştık o zaman. Bugün özel olarak da hazırlandınız. Yani bütün gün evet hazırlık içerisinde. Bugünün tabii benim için ikinci bir önemi. Perflermoni Orkestrası, Senfonik bir orkestra olduğu için onlarla beraber bu kadar iyi müzisyenlerin önünde şarkı söylemek biraz zor. O yüzden heyecanlıyım. Şarkıdan özellikle Mamal Matiz'de olan şarkınız çok da konuşuluyor, çok da beğenildi. Evet, çok güzel. Neler söyleyeceksiniz? Bugün sürprizler de olabilir. Haluk Bey de burada. Yeni bir sahneye çıkartma olabilir mi aslında? Yok, evet, bugün, konser günü oldu. Yani oturum düzeni itibariyle öyle bir şey yapmam. Bugün çünkü ben de bir yere dinlemek için gitsem bir arkadaşıma oturup keyfiyle dinlemeyi isteyen müzisyenlerdenim. Rahat etmek isterim. Tamamen huşu içinde o kişiyi seyretmek isterim. O yüzden kimseyi yormayacağım, kimseyi bu konuda üzmeyeceğim. Benim şarkılarımla eğleneceğiz ama tabii küçük sürprizler var. Sizin şarkılarınızda en çok eğleniyor. Zaten seyirci eğleniyor. Çünkü onlar bir avaz söylüyorlar. Birlikte söylüyoruz evet. Bütün 90'ların şarkılarını. Muhteşem bir durum. Niye? Hepsini birlikte söylemek, onların bunun şarkıların hepsini ezbere bilmeleri zaten göreceksiniz ki harika. En çok eğlenenlerden bir tanesi de kızınız Nazlı aslında. Bugün sizi yalnız da bırakmayacak. O bütün hazırlık aşamalarında hep yanımda olduğu için hepsini çok iyi biliyor. Neler olacağını, sürprizleri, her şeyi çok iyi bildiği için en şanslı aslında. Bugün Haluk Bey'i de izleyecek. Neler söyleyeceksiniz? Bugün ayrı bir heyecan da olabilir mutlaka sizin için de ama. Yani öyle çok farklı bir heyecan değil. Çünkü çok birbirimize alışkanlığımız çok fazla olduğu için. Ben tabii seyirci ve Perflermoni Orkestrası'nın olması beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Tabii ki kızımın ve babasının burada olması ayrı bir heyecan. Bir de sevdiğim çok değerli misafirlerim de var bu gece. Bu arada Mabel gelecek. Mabel bilmiyorum geldi mi ama daha gelecek. Evet gelecek o da. Mesela o da çok önemli. Onunla da bir başka bir anımız var. O da hayatında ilk defa Adana'daki bir benim imza günümde karşılaşmışız. O benden imza almış ama o zaman daha diş hekimiymiş. Onu anlattı bana. Ben çok heyecanlandım. Yılların içerisinde hayat nasıl dönmüş, nerelere getirmiş bizi. Sonra düşünsenize bir gün aynı sahneyi paylaşıp, aynı şarkıyı söyleyip birlikte sizlere armağan ettik. Aslında çok önemli bir hatıra. Şarkılardan da devam edelim aslında. Sezen Aksu'yu sormak istiyorum. O son sürpriz. Evet. O son sürpriz. Sezen abla çok güzel şarkılar hazırladı bana. Eylül ayında kliple beraber yayına ve sizleri dinlemek üzere hazırladık ve hızlandırdık. O yüzden ben o konuda daha da heyecanlıyım. Ve sosyal medyayla aranız nasıldır? Hemen onu da çalışmadığın yerden sordun sen. Özellikle şunu sormak istiyorum. TT'lerde yediniz biliyorsunuz ki Derya onu. En iyi bildiğiniz yer onu değil ama bugün bir TT gördüm. Evet. Çok prova esnasında şey yapamadım ama bir yerde Barış Manço'nun programında galiba bir hanım hafif şarkı gibi söylemiş. Bana çok beğendi. O da iddialar olmuş. Aşkın Nur Yengi o. Yok değil diyorlar. O da. Yani sonra ben de seyrettim tabii ki. Ama ben değilim. Nasıl? Biliyorsun Derya ben Derya'nın sizin şarkıların sahnelerden bahsedeceğim. Derya Hanım'a da gelin lütfen. Yabani şarkısı. Evet söylemiş. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok yeni versiyon tabii ki. O benimkinin aynısını yapamazdı. O da yeni jenerasyonun dinlemek istediği tarzda yapmış. Ben beğendim. Benim beğenmemin dışında Şehrazat albümü bu. Dolayısıyla onun beğenmesi de. Çok özür dilerim ama Aslı'nın aynısı olmasının ama imkanı öyle yok. Öyle demeyelim. İmkanı yok Aslı'nın. O başka biri. Ben başka biriyim. Evet. Ben böyle biliyorsunuz çok da
birbirine insanları böyle laf atmasını pek sevmem. Çok ben yorum... onların ablalarıyım artık yani evet. Öyle bir şey yapmak istemem. Çok yorumlar yapıldı şarkıyla ilgili. Hani biraz okudum. Eleştiren, hatta biraz... başında da bana sormuş, çok nezaket dolu bir davranış bence bu. Bana haber yolladı, ben dinledim. Daha çıkmadan. Hatta bir iki tane bir şey ekledim, söyledim ona. Ama artık galiba zaman geçmişti ve yayına girmek üzereydi şarkısı. Biraz daha benim bazı şarkının belli yerlerindeki introların, melodilerini onları atlamasın diye haber yolladım ama onu kullanmamış. Dokunuş. Belki oralar birazcık daha olabilir. Dokunuşlar olsaymış demek ki. Ama tabii diyorum ya, yorumlar... bu yeni jenerasyon aranjman anlayışı. Yani bizimki bambaşkaydı. Bu bambaşka. O yüzden yine de yüreğine sağlık. Aslında yine de olumsuz yorumlar engel olmaması için orada bir dokunuş yapmak istemişsiniz yine de ama o çıkmadan, çok beğenenler var. Çıkmadan söylediğim bir şeydi ama çok bu kadar yakın bir sürede çıkacağını ben de tahmin ediyordum ama konuştuğumuzun iki gün sonrası çıktı. O yüzden bir şey diyemedim. Efendim hemen sizi aslında ben biraz da 90'lara götürmek istiyorum. Götür bak arkadaşları duyuyorsun, geç kalıyoruz vallahi. Hemen efendim şunu bir açarsak. Ha yok bununla yapamayız. Bu değil. Olmaz mı? Yok bunlarla değil. Su dışlısıyla o yok, biz öyle hatırlıyoruz. Yanlış hatırlıyorsun, seyret. Çünkü sahnede mi? Ya şişemin özel kıyafeti bile var ayol. Şanslı hissediyor musunuz? Özellikle sanayi hayatında şanslı görüyor musunuz? Tabii ki her zaman ama benimle çalışanların da büyük şansı var. Çünkü ben bir müzisyenim. Yani şöyle söyleyeyim, ben ilkokul sonrası konservatuara girip ortaokul, lise, üniversite ve en önemlisi çıraklıktan ustalığa kadar uzanan bir hikayem var. Ve Sezen Aksu ve Onla Tunç gibi değerli müzisyenlerle yol aldığım için tabii ki benim müzisyenlerim de ben ne kadar şanslıysam onlar da şanslı. En şanslı olduğunuz noktalar nedir efendim? Kendiniz böyle en şanslı gördüğünüz noktalar. Bir de işte şans olayında para mı, aşk mı ve diğer şeyler mi daha ön plandadır? Hayat içerisindeki genel yani bence işte en büyük şans başarı. Yani yetenek. Yeteneğin olduğu zaman her şey üst üste devam ederek, katlanarak geliyor zaten. Ama ben çok magazinel bir kadın olmadığım için, magazin hayatını fazla sevmediğim için ben sadece sizlerle bütün buluşmalarım, bir yaptığım bir proje ya da bir başarı varsa hep onu paylaşmak oldu. Ama hani devamında dediğim gibi iş yapıyorsan para kazanıyorsun. Yani bunun şeyi yok. Herkes için geçerli olan bir şey bu. Tekrardan İş yaparsan efendim, para kazanırsın. Buyurun. Sezen Aksu'ya döneceğim. Son dön sorumuz bu da. Hadi. Kandırıp tekrardan sahnelerde veya... Aa, çok uğraştım. Çok uğraştım. Neler neler yaptım ama istemiyor. İstemiyorum. Belki yine kandırmaya devam edeceğim. Bakacağım. Bugün senin için en önemli günlerden bir tanesi aslında. Çok gurur. Büyük gurur. Hem anne hem bir büyük sanatçı olması senin için nasıl bir gurur? Dünyanın en büyük gururu olabilir. Hep gözlerim doluyor izledikçe. Muhtemelen bugün de bir ağlarım yani. Şarkılarında hep sen en ön sıradasın ve ilk oynayan sensin aslında. Biraz öyle. Biraz öyle. Bugün babayla da geldin. Evet. Haluk Bey'de, Haluk Bey'de içeride neler söyleyeceksin? Son olarak da dövmeni yaptırmıştı biliyorsun ismini. Biliyorum, bilmez miyim? Hı-hı. Uzun zamandır düşünüyordu onu. Sonunda karar verdi, yaptırdı. Gördüğün zaman neler hissetti? Bana önceden söylemişti, yaptırmadan önce. Vallahi şaşırdım açıkçası. Çünkü yani acır falan diye düşünüyorum ama rahat etti yani. Güzel bir anı oldu benim için yani. Baba kız aşka her zaman farklı olur ama sizinki de mutlaka farklıdır. Evet. Haluk Bilginer'i nasıl tanımlarsın hem baban olarak hem bir oyuncu olarak aslında? Büyük usta. Öyle derim yani. Nasıl hitap edersin? Normal baba olarak mı? Evet. Baba derim. Yani baba diyorum evet. Fatih Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız efendim? Çok teşekkürler. Konsere yetişmem gerekiyor. Peki, teşekkür ederiz. Tamam.